Sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1K programına hoş geldiniz. Senenin bu zamanları gelince artık bir geleneğe dönüştü. Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar projesini bu yıl 4. kez yine 5'ine 1K'nın içinde ekrana getiriyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından, Türkiye'nin gurur duyduğu büyük projeler, farklı projeler, tek kişilik, grupların yaptığı sivil toplum kuruluşları gibi çalışan projeleri Fark Yaratanlar konseptinde 4 yıldır özel bir programda hem televizyonlarda hem sosyal medyada hem internet ortamında sizlerle paylaşıyoruz. Bugün dördüncüsünü bir gururla kutluyoruz. Bir de kitabını çıkarttık. Fark Yaratanlar, Türkiye'nin değişim yaratan isimleri. Ne zaman Türkiye'de moralim bozulsa inanın bu Fark Yaratanlar'la ilgili videolardan birini seyrediyorum ki her hafta bir tanesini yayınlıyoruz internet ortamında. Ya da onların hikayelerini ekranlara getiriyoruz. Sizin de eminim pek çoğunda moraliniz düzeliyor. Birazdan Fark Yaratanlar projesine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sabancı Vakfı adına Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı yanımızda olacak. Ve bu projenin 4. yılında yaptıklarımızı, hedeflerimizi, bu projenin nasıl doğduğunu bizlerle paylaşacak. Ama daha da önemlisi hemen yanımda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 2012 yılının fark yaratan 20 ismi var. Türkiye'nin güzel insanları diyorum ben. Türkiye'de iyi şeyler oluyor nu belki de hayata geçiren hem de hiç kimseden yardım istemeden tamamen kendileriyle ve pek çok projede de Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçiren 20 ismin hikayesini bugün 5'ine 1K'da sizlere anlatacağız. Anlatacağız ama önce kısa bir ara vereceğiz. Araya giderken de şu anda Tarlabaşı Toplum Merkezi Gençlik Orkestrası bizimle. Onların da apayrı bir proje. Onlardan bir şarkı dinleyerek gidelim araya. Keyifli gidelim, keyifli başlayalım. Sevgili seyirciler, 5'ine 1K'da bugün 4. yılını kutladığımız, daha doğrusu 4 yıldır emek verdiğimiz Sabancı Vakfı'nın destek olduğu bir projenin özel yayınıyla karşınızdayız. Sabancı Center'dayız ve şu anda Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı ile karşı karşıyayız. Hoş geldiniz Güler Hanım. Siz de hoş geldiniz. Sabancı Center'dayız. Yani ben özellikle Fark Yaratanlar için İngiltere'den kalktım geldim. Çünkü evet. Bu projeyi her hafta o kadar çok seviyorum ki bir yandan metinlerini yazıyoruz, bir yandan seslendiriyorum. Ama bazılarını izlerken ağlıyorum. Evet. Yani gerçekten kendimi tutamıyorum. Evet. Çünkü ben bu insanları, bu yıl 20 tanesi, 20 isim daha yine aramızda, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş isimler. Türkiye'nin kalabalığının içine saklanan kahramanlar olarak görüyorum. Her yerde süper kahramanlar var. Bu insanlar bizim süper kahramanlarımız ve bizim görevimiz biraz siz onları destekliyorsunuz, biz de onları duyuruyoruz. Ne hissediyorsunuz? 100 fark yaratanı bulduk çıkarttık 4 yıl boyunca. Siz de destek oldunuz birçoğuna. Siz izliyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Ben de izliyorum ve her izlediğimde ben de sizin gibi gözlerim doluyor. Ama daha da önemlisi hakikaten içim umutla doluyor bir kere. Ülkem adına, dünya adına, insanlık adına umut duyuyorum. Her şeyi başkalarından beklememek, sistemden beklememek, devletten beklememek, içinden, yüreğinden bir şeyleri hissederek harekete geçmek. Ama size de özel teşekkürüm var. Biz bu projeyi yaparken, başlarken Zerrin Hanım da burada, vakıftan arkadaşlar da burada. Zaten Türkiye'de böyle kahramanlar olduğunu az çok biliyor ve hissediyorduk vakıfta yaptığımız çalışmalarda. Ama bunu daha görünür kılmak, daha bilinir kılmak, daha insanlara, herkese ulaştırabilmek, herkese örnek bir şeyler, umut verebilmek çok önemliydi. 4. yılı başarıyla geldi. Şimdi görüyorum çok güzel bir kitap yapıldı. Evet. 100 tane herhalde değil mi? 100'e ulaştı bu sene. Evet, bu Fark Yaratanlar kitabı 100 isminde olan bir kitap. Satılmayan bir kitap ama Facebook hesabımız var. Yani Fark Yaratanlar diye girdiklerinde ve isteyenlere de ulaştırabildiğimiz bir, bedava ulaştırdığımız bir kitap. Onu da bir parantez açayım. Evet, çok da güzel olmuş hakikaten. Birçok şeyi tekrar hatırlama imkanı da var. Birçok örnekler var. Hakikaten başarılı bir proje oldu. Ama yine söylüyorum, yani bu zaten Fark Yaratanlar burada arkamda
programda 20 kişi ilave, bu insanlar siz çok güzel ifade ettiniz. Zaten bunlar değişimi yaratanlar. Bunlar zaten güzel insanlar. Bu sizin ve vakıftaki arkadaşlarımın, Zerrin Hanım ve ekibin yaptığı ve özellikle sizin yaptığınız, bunun duyurulması, bunun görünür kılınması. Ve zannediyorum birazdan hepsini dinleyeceğiz. Hepsinin kendi öykülerini dinleyeceğiz. Ama ben biraz önce girerken bir kısmıyla görüştüm. Fark Yaratanlar programı onların da hayatını değiştirdi. Aslında herhalde bu programın kendisi bir fark yarattı diye düşünüyorum. Evet. Kendisi de bir fark yaratan proje oldu. Bu yıl 20 kişi var arkanızda. Şu anda 100 kişiyi bulduk ve daha yüzlerce insan var aslında. Ve evet, yüzlerce binlerce insanda da bunun potansiyeli var. Ancak pek çok kişide ve pek çok hikaye gördüğümüzde bunun imkansız olduğunu düşünüyorlar. Yapılamayacak bir şey olduğunu düşünüyorlar ya da akıllarına gelmiyor. O yüzden ben tek tek hikayelerin pek çok kişiye ilham verdiğini düşünüyorum. Bunun da çok önemli olduğuna inanıyorum. Siz konuştuğunuzda ne tür tepkiler alıyorsunuz? Ben de ona benzer tepkiler alıyorum. Yani cesaret verdiğini, ilham verdiğini, tabii görünür olmaları, daha görünür hale gelmesi yapılanların başkalarına örnek olduğu kadar başka bu destek olmak isteyenlere, bağış vermek isteyenlere, projelerin büyümesine katkıda bulunmak isteyenlere de fırsat veriyor. Dolayısıyla vereni, destekleyeni artıran bir proje oldu. Zaten toplumsal değişim ve gelişim de böyle oluyor. Yani bir fidan dikiyorsunuz, o büyüyor ve gelişiyor ve biz ekim zamanı diyoruz birçok projelere. Sosyal değişim bir kişiyle de başlayabilir, bir kurumla da başlayabilir ama bir fikirle başlıyor her şeyden önce, ama beraberinde mutlaka çok kuvvetli bir yürek, evet, istiyor. Şimdi sizin özellikle çocuk gelinler meselesine çok fazla eğildiğinizi biliyorum. Aramızda da birazdan konuşacağız. Muş Kadın Derneği var. Onlar ev ev dolaşıp çocuk gelinlerle ilgili insanları bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Siz neden buna bu kadar eğiliyorsunuz? Neden eğilinmeli? Neden bunun üzerinde özellikle duruyorsunuz acaba bu konu? Şimdi bir kere şunu görüyoruz ki kız çocuklarımızı en az 18 yaşına kadar okutmalıyız. Eğitim hakları en temel insan hakkı. Dolayısıyla da 18'ine kadar eğitimde olmalılar. Evlenmemeliler diyoruz. Yani erken evlilik bir kere doğru değil. Dünyada bakın ne kadar gelişmeler var. Birçok, çünkü erken evlilikle başlayan sorunlar var. Doğumda, çocukların sağlığı konusunda, kendi sağlıkları konusunda. Yani yeni bir sağlıklı ve başarılı bir nesil yapacaksak, Türkiye başarılı olacaksa, ki olmak zorundayız girdiğimiz yolda, bir kere kız çocuklarımızın bu temel hakkını vermeliyiz. Bu da bizi, onları eğitmeliyiz, eğitme haklarını vermeliyiz ve 18 yaşına kadar gelmeliler. Bir kere temelinde bu var. İkincisi tabii ki seçme hakları olmalı. Yani bütün bunları toplumsal değişimde ve gelişimde bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bakın bugün artık bilinen bir şey bu. Psikolojilerde de bile anlatılıyor, okullarda da anlatılıyor. Çalışmalar var bunun hakkında. Mutlu insan başarılı insan oluyor. Mutlu insan olabilmek için de eğitimli olmak, evet, haklarını bilmek, insanca yaşayabilmek. Bunlar çok önemli. Son olarak birazdan muhtemelen canlı yayında izleyicilerimiz hikayelerini dinleyince 20 fark yaratanın, kendileri de acaba biz de fark yaratan olabilir miyiz diye soracaklardır. Siz Sabancı Vakfı olarak Fark Yaratanlar Projesi'ne desteğinizi devam ettirecek misiniz? Evet, evet. Fark Yaratanlar Projesi kendisi dediğim gibi bir fark yaratan oldu ve bizim de Sabancı Vakfı'nda ana misyonumuz bu zaten. Güler Hanım çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. 4. yılda umarım 40. yıla kadar götürürüz bu projeyi. Ben öncelikle size, ekibinize, CNN ekibine teşekkür ediyorum. Vakıfta Zerrin Hanım, burada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkamdaki güzel insanlara teşekkür ediyorum. Ve inşallah daha nice 100 tane güzel insan buluruz. Bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerim var. Ülkem adına, dünya adına. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun ben sizi uğurlayayım. Hemen 20 ismin
hikayelerini dinlemeye başlayayım. Çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar Projesi 100 ismi buldu Türkiye'den. Bu 100 isim Türkiye'nin farklı illerinde, farklı bölgelerinde yaşayan isimler. Aslında çok daha fazla başvuru vardı ama bu başvuruların hemen hepsi özel bir, hemen hepsi değil mi? Hepsi özel bir jüri tarafından dinlendi, hepsi değerlendirildi ve bu jürinin bu değerlendirmeler sonucunda seçtiği isimler Fark Yaratanlar Projesi'nin dahilinde bu sefer bizim ekibimizle beraber, Cihan Yavuz'la beraber hep beraber tek tek yaşadıkları yerlere, projeleri hayata geçirdikleri illere gittik ve onların hikayeleri orada dinledik, orada görüntüledik ve başta Facebook, Twitter gibi sosyal medyada ve Fark Yaratanlar hesabında İngilizce ve Türkçe biz bu projeyi anlatmaya çalıştık. Etkileri çok oldu. Fransa'da benzer bir proje yaratıldı. Uluslararası etkisi oldu. Almanya'da, İngiltere'de farklı projelerde bu projeden esinlendiler. Evet, biz şimdi bu yılın 20 Fark Yaratanını ben size kısaca tanıtmak istiyorum. İlk olarak Gülçin Kaya ile başlayalım. Yorgan altında kimse kalmasın projesiyle siz toplumsal hayata katılımları hedefliyordunuz. Neydi projeniz acaba? Aslında ilk önce yaptığım işlerin derneğinden bahsedeyim. Engel Sanat Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. 2007 yılında kurulduk. Kurulduğumuz günden bu yana da uluslararası standartlarda engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik gelinlikçi ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Bu yönde ilk girişimimiz ulusal ve uluslararası boyutta da birçok ödüle layık görülen Engelsiz Sanat Projesi oldu. Ardından da 26 Kasım 2011 tarihinde Yorgan Altında Kimse Kalmasın kampanyasını başlattık. Bu slogan nereden geliyor? Özellikle doğu bölgelerinde engelli bir bireye sahip olan aileler, özellikle anneler, eve bir misafir geldiğinde çocuklarını ya yorgan altında saklarlar, ya battaniye altında ya da bir odada utanıyorlar. Evet, utanıyorlar, sıkılanıyor. Evet, bir günah, bir suç, bir ayıp gibi. Slogan da buradan aslında türedi. Ve Yorgan Altında Kimse Kalmasın kampanyası ortaya çıktı. Kampanyamızın ilk adımı Yorgan Altı Fotoğraf Sergisi. Tabii bir sanat derneği olduğumuz için sanatı araç olarak kullanmaya dikkat ediyoruz. Bu sergide de 7 farklı sıra dışı yine fark yaratan engelli bireyi fotoğrafladık. Fotoğraf sergisinin diğer sergilerden, yani fotoğraf sergilerinden farkı onların engellerine değil, onların insan olmalarına, kişiliklerine ve başarılarına odaklandık. Sergiye gelip gezdiğinizde zaten bir engelli sergisi olduğunu anlamıyorsunuz. Ta ki sonunda evet, özgeçmişlerini okuduğunuzda anlıyorsunuz. Sergimizi Türkiye'nin birçok yerinde gezdirmeye çalışıyoruz. Evet. Bunun yanında da röportajlarımız var. Yine Türkiye'nin birçok yerinden röportajlar topluyoruz. Bunları bir kitap çalışması haline getireceğiz. Tanıtım spotlarımız var. Engelli kariyer yaşam koçu programımız var. Tabii görsel ve sosyal medya çalışmalarımıza devam ediyor. Muş Kadın Derneği, biraz önce Güler Hanım'la bahsetmiştik. Çocuk gelinler konusuna dikkat çekmek için siz ev ev dolaşıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz acaba? Açık. Biz öncelikle Muş Kadın Derneği olarak işte 2009 yılında kurulduk ve kadınlarla ilgili her türlü çalışmaları yapıyoruz. Şimdi yoğun olarak çocuk gelinler konusunda çalışıyoruz. Öncelikle buradan bütün haksızlıklara karşı çıkan bütün yürekleri selamlıyorum. Burada biz Muş Kadın Derneği olarak çocuk gelinler konusunda toplumda bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Özellikle Muş'ta ve bölgede bu çocuk gelinler konusu çok daha fazla. Çünkü biliyorsunuz Türkiye genelinde her 3 evlilikten biri çocuk yaşta oluyor. Bu oran bölgede çok fazla. 12-13 yaşındaki kız çocuklarımız kocaman beyaz gelinliklerin içinde hayatlarını kaybediyorlar ve kendilerini gerçekleştiremiyorlar maalesef ki. Bu işte topluma baktığımızda genelde çocuk gelinlerle ilgili hep bir bahane üretiliyor. İşte ekonomik sıkıntılar, kültürel yapı, toplumun yeterinde bilinçli olmamasıyla ilişkilendiriliyor. Aslında bunun temel sebebinin var olan toplumsal cinsiyet algılarıyla ilişkili olduğunu gördük ve buna yönelik çalışmalar yaptık. Biz ev ev gezdik, kadınlara haklarını anlattık, kız çocuklarını güçlendirmeye yönelik eğitim seminerleri verdik. Jandarmalara, muhtarlara ve ilgili kamu kurumlarına eğitim seminerleri yaptık. Etkisini gördünüz mü?
Birebir gözlemleyebiliyor musunuz bu tür seminerlerin? Yoksa zamana mı yayıyorsunuz? Yok, aslında birebir gözlemlediğimiz de oluyor. Ön test, son test yapıyoruz. Çok ciddi farkındalıklar yarattığımızı görüyoruz. Çünkü öncesinde kadınlar işte erken yaşta evlilik iyidir. Erken yaşta evlenelim, çoluk çocuğumuza karışalım gibi böyle bir kabullenmişlik var. Sonrasında zararlarını anlattığımızda evet ben bunu yaşadım. İşte benim ablam doğum yaparken hayatını kaybetti. Evet. Engelli bir çocuğu olduğu gibi ciddi sıkıntılarını yaşadıklarını birebir görünce erken yaşta evliliği artık hani bir şey olarak kabul ediyorlar. Yani doğru bir şey değil ve buna karşı durmalıyız. Kendi aralarında bir örgütlenme söz konusu oluyor. Evet. Genelde erken yaşta evliliği besleyen şeylerden biri de işte kızımız teliyle, duayla, beyaz gelinliyle evimizden çıksın da eşinin işte namusu namusuna girsin. Tırnak içinde namus transferi yapıyor aslında. Bunun gibi şeylere karşı durmak için özellikle hani evet kesinlikle ekonomik sıkıntılar ve diğer sorunlar sebep olarak algılanamaz ama ben buradan kız çocuklarına lütfen burs verilsin çağrısında bulunuyorum. Peki. Bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Hemen ben yanınızda Mahmut Eski Yörük var. Tiresüt Kooperatifi. Tiresüt Kooperatifi çok konuşuluyor. Bir efsane yazdınız siz Tiresüt Kooperatifi'nde. Ne yaptınız acaba? Evet, Türkiye'nin izlemesi gereken yol haritasını yaşama geçirdik. Ben kooperatif başkanıyım. İzmir Tire ilçesinde 2000 süt üreticisini, küçük aile işletmelerini birlikteliğini oluşturarak bir kooperatif çatısı altında onların sürdürülebilirliğini sağlayacak bir model oluşturduk. Amacımız burada onların yerinde üretmeleri ve yaşamalarını sağlayarak köyden kente göçü önlemek. Bir anlamda bu toplumsal barışın anahtarı diyoruz biz bu modeli. Biz ne yapıyoruz? Bu üreticilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların ürünlerini gıda güvenliğini sağlayarak pazar değerini arttırdık. Amacımız işte onların para kazanmaları, daha fazla kazanarak yerinde devamlıklarını sağlamak. Ve artık onların ürününü üreticilerin tüketici sloganını yaşama geçirerek muamele dönüştürdük. Türkiye'de ilk organik sütü piyasaya sürdük. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 5 yıl boyunca okul sütü programı uyguladık. Şimdi tabii devlet başladınca ne iyi oldu, iyi ki başladı. Şimdi İzmir'de okul öncesi çocuğu olan yoksul ailelere bugün 98 bin eve kapı kapı süt dağıtıyoruz. Her gün dağıtıyoruz. Ve kapı parasız kapı. 98 bin. İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılıyor bunu. Burada biz Türkiye'de gerçeği olan ve büyük bir çoğunluğu küçük aile işletmelerinden oluşan tarımımızın el değiştirmemesini ve onların yok edilerek büyük işletmelere dönüşmemesini onların evet. Birleşerek kooperatif çatısı altında Anadolu'nun yapısını bozmadan sürdürülebileceğini kooperatifçilik Türkiye açısından çok önemli olduğunu Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. Müthiş. Kutlarım sizi. Çok ilham verici bir projeydi. Bedriye Hülya, sevgili seyirciler, sadece kadınların işletmeci oldukları bir spor salonu zinciri düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın bir sistem bu ama siz bunu Türkiye'ye getirdiniz. Nasıl getirdiniz? Ne yaptınız acaba? Evet, dünyada çok yaygın bu spor sistemi. Ancak biz bunu sadece spor salonu olarak konumlandırmadık. BeFit'ler kadınların bir arada var olabileceği, işte çeşitli aktiviteler yapabilecekleri, kafelerde buluşup birbirlerine destek verebilecekleri, kendi kafelerinde tabii, bir yandan da egzersiz yapabilecekleri ufak ölçekli salonlar her gelir seviyesinden ve her yaş grubundan kadını kucaklıyor. Bugüne kadar 220 tane açıldı bütün Türkiye'de. Şırnak'tan işte Edirne'ye kadar ve bu burada ilginç olan bir kısım var. O da franchise modeliyle büyüyoruz. Franchise'da sadece erkeklere veriyoruz. İşte pardon kadınlara veriyoruz. Allah söyletti diyelim biz buna. Hayır. Burada yani erkeklerin yönetiminde dünyanın geldiği nokta ortada. Eğer hani bir değişiklik olacaksa bu büyük ihtimalle kadınlar tarafından yapılacak. Bunun için de biraz güçlenmeye ihtiyacımız var. Biz de
BFIT'i bir araç olarak kullanıyoruz. Hem kendi bedenlerinin farkına varmasını sağlıyoruz. Hem kısa zamanda kendisi için bir şey yapabilmesini sağlıyoruz. Hem de istediği takdirde iş kurabilmesini, bunun için sonuna kadar arkasında olduğumuzu bilmesini ve elimizden geldiği kadar da çok kadının iş yaşamına katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 250 kadın BFIT'i kurdu. 200 bin kadın üyemiz var birlikte. Ne diyorsunuz yani? Evet. Rakamlara bakın yani. Hani bu rakamlar görünmeyen bir devsiniz siz aslında. Hani. Evet, güzel bir ordumuz var. Evet. Ümit ediyorum ki ileriki günlerde daha çok kullanacağız Şahane. Bu orduyu. Şahane, çok tebrik ederim sizi. Teşekkürler. Aslı Takanay, sevgili seyirciler 1999 depreminde bölgeye gittiğimizde o iş bize düşmüştü. Çünkü yabancı yardım ekipleri vardı ve bu yardım ekiplerini çevirmen yoktu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Nitekim Van depreminde de aynı şeyi yaşadık. Allah korusun yarın bir gün herhangi bir afette de uluslararası yardımın gelmesi yetmiyor. Bir de bunları çevirmenler, organizatörlerin olması gerekiyor. Sizin sanırım kurduğunuz oluşum bunu yapıyor. Ne yapıyor tam olarak? Evet, yani aslında tam da dediğiniz gibi 1999'daki Marmara ve Düzce depremlerinde böyle bir ihtiyacın var olduğunu gören aslında İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümündeki hocalarımız, arkadaşlarımızın inisiyatifiyle, yani tamamen bir çevirmen ya da çeviri eğitimcisi inisiyatifiyle başlatılmış bir oluşum, Çeviri Derneği'nin altında Afetle Rehber Çevirmenlik Organizasyonu, ki çeviriderneği.org adresinden bize de ulaşabilirler. Evet, şey, eğitimlerimiz var. Yani hani bu ihtiyacı tespit ettikten sonra afetlerde yurt dışından gelecek arama kurtarma, sağlık yardım dönecek. Yani bir yerde deprem olduğu zaman Türkiye'ye tıpkı AKUT gibi sizin de böyle özel bir şeyiniz var. Ve siz oraya hemen bir çevirmen yolluyorsunuz bunları. Evet, yani mesela Van depreminde de biz aktif olarak sahada çalıştık. Şöyle, biliyorsunuz ilk başta arama kurtarma için uluslararası yardım çağrısı yapılmadı. Ardından insani yardım için uluslararası çağrı yapıldı. Biz o noktada zaten sahaya gittik. Yani Van'a gittik ve orada ön hazırlıklarımızı yaptıktan sonra yurt dışından gelen ekiplere yardımcı olmaya çalıştık. Hem saha gezenler oldu, hem işte çadır kent kuran mesela Belçikalı ekip muhteşem çadırlarla, gerçekten doğa koşulları, yani oradaki doğa koşullarına uygun çok düzgün çadırlarla bir çadır kent kurdu. Bunun için tabii hazırlanıyoruz biz de. Yani hazırlıklama kadar eğitimlerimiz gerekiyor. Var. Tabii tabii, yani hani orada o ekiplere halkla ve devlet yetkilileriyle arasındaki iletişimi sağlamak üzere. Peki. O karmaşa ortamında. Müthişsiniz. İşte kahramanlar deyince ben sizden bahsediyorum. Yok. Yani adı konulmamış kahramanlar. Bu bir beceri. Şu aralar Hollywood'da hep süper kahramanlar var. Bizim süper kahramanlarımız artık içimizde. Ve inanın bir afet döneminde ne kadar çok ihtiyaç olduğunu yaşayan biliyor. O yüzden belki abartıyorum gibi gelebilir ama pek çok kişi de Türkiye'de bu gerçeği bilmese de en azından varlığınız yeter. Şimdi Nuri Kaya'ya söz vermek istiyorum. Sevgili seyirciler, Türkiye'de engelli olmak zor ama engelli olarak yaşamak çok daha zor. Hele bir de kültür sanat gibi meselelere girdiğinizde artık yok denecek kadar az. Nuri Bey, siz Galata Diyalog'da neler yapıyorsunuz, sizden dinleyelim. İyi akşamlar. Galata Diyalog Derneği'nin Galata'daki merkezinde kör fotoğrafçılar projesini hayata geçiriyoruz. 2008 yılından beri çalışıyoruz. Körden fotoğrafçı olur mu demeyin, olur. Her şey olduğu gibi fotoğrafçı da olur. Projenin birçok alt başlığı var. Fotoğraf çekimi ve bir sergi söz konusu finalde. Aynı zamanda bir kayıt stüdyomuz var Galata'da. 7 gün 24 saat açık bir stüdyoda. Gönüllülerimiz geliyor. Tamamen gönüllülük çerçevesince profesyonel ve amatör arkadaşlarımız kitap seslendiriyorlar. Seslenen kitapların her ay bir tanesini ayın kitabı seçiyoruz ve yazarıyla kitabı dinleyen görme engellileri ve gönüllü okurunu buluşturuyoruz dernek merkezimizde. Müzecilik çalışmamız var, arşiv çalışmamız var. Günün birinde, bu projenin nihai hedefi, günün birinde Türkiye'nin bir körlük müzesine sahip olabilmesi. İnsanların Mithat Enç'in, Gültekin Yazgan'ın hayat mücadelelerini ve başka bilinen bilinmeyen birçok mücadeleyi görmesi. Özellikle engelliler için, engellilerden daha çok engelsizlerin bu tür rol modellerine ihtiyaçları var. Evet. Çünkü bir engellinin yaptığı şeyleri, açtığı var olmayan yolları, açtığı, yaptığı mücadeleyi gördüğünüzde siz de kendi hedeflerinizi revize ediyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki ben de yapabilirim, daha başka şeyler de yapabilirim. Dolayısıyla bu hedefler kapsamında Galata'da
ki iki katlı merkezimizin üstteki aydınlık katında faaliyet gösteriyoruz. Peki alt katı zifiri karanlıkta ise ne oluyor? Orada da karanlık işler yaparak projeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yemek projesi var herhalde. Sadece yemek değil, başka birçok şey var. Yani zifiri karanlıkta bir mekan düşünün, sıfır ışık. Zifiri karanlıkta yemek yiyorsunuz, tiyatro izliyorsunuz, senede bir gün sevgili seçebiliyorsunuz, efendim iftar açabiliyorsunuz, sosyal toplantılar yapabiliyorsunuz, tarihi toplantılar yapabiliyorsunuz, küçük çocuklarla yaratıcı drama müthiş çalışmaları. Bir deneyim yani, değil mi? Hani kesinlikle yani bu tabii niye bunları yapıyoruz biliyor musunuz? İnsanları görme engellerle empati kurmak için değil kuşkusuz. Çünkü görme engellerin dünyası zaten evet, böyle karanlık bir dünya değil. Bu ışığı bilen birisi için anlamlı bir şey karanlık. Biz diyoruz ki görmek insanı göreni körleştiriyor. Bir anlamda görmemekse bir görme engelli özgürleştiriyor. Biz gördüğümüz için diğer dört evet, duyumuzu yeterince kullanmıyoruz. Tad almıyoruz, koklamıyoruz, duymuyoruz, dokunmuyoruz. Müthiş. Bu karanlığa geldiğiniz zaman görmediğiniz için bu kez dört duyunuzu yoğun kullanmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda görmenin bir de şöyle dezavantajı var. Son olarak onu alayım. O da ön yargı. Görmek insanı ön yargılı kılıyor. Karanlıkta ön yargıdan arınıyorsunuz eğer görme engelli değilseniz. Evet. Dolayısıyla biz bu anlamda çok farklı programlar yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen yanınızda Alev Zehir var. Alev Zehir, zehir gibi bir arkadaşımız. Hani deyim yerindeyse. Sizin hikayeniz bir peri masalı gibi ama bu masalda masal değil gerçek. Üstelik peri diğer perilerin de bir masal yazması için çalışıyor, uğraşıyor. Sizin hikayeniz nedir? Bu oluşumun hikayesi nedir? Buyurun. Öncelikle hepinizi Türkiye'nin en büyük ailesi adına sevgiyle selamlamak istiyorum. Ben kısaca bir kendimden bahsedeyim, sonra hemen derneği tabii anlatacağım. Ben 8 aylıkken çocuk esirgeme yurduna verildim. 3,5 yaşında koruyucu aile tarafından zehir ailesinin bünyesine katıldım. Kendilerine ait 3 çocukları vardı. Beni hiçbir şekilde onlardan ayırmadan her türlü sevgi, anne sevgisi, aile ortamını en güzel şekilde aşılayarak beni bu zamana kadar buraya getirdiler. Ben ne yapsam onların hakkını ödeyemem. Onlar, Allah onlardan razı olsun. Biz 2007 yılında kurulu bir dernek vardı Ankara bünyesinde. Bu dernek misyonunu tamamlamak üzereydi. 14 Nisan 2012 tarihi itibariyle biz 3 kişi olarak yönetimi devraldık ve daha sonra da yönetim kurulumuzu kurduk. Kurumsallaşma sürecimizi tamamladık. Biz dernek olarak neler yapıyoruz? Devlet koruması altında kalan ve ailen gençlerin hayata karşı entegrasyonunu artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Bu insanlara kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Bölgesel kariyer şenliklerine başladık. Isparta ve Ankara'da yaptık. 2 günlük devlet korumasına kalan 15 yaş üstü çocuklarımıza kişisel gelişim eğitimleri vererek biz onların ablaları, abileri olarak en güzel şekilde rol model olmayı hedefliyoruz. Onun dışında burada verdiğimiz tüm eğitimler tabii sertifikalı eğitimler. Evet. Ve bizden almış oldukları sertifikalarla kendi yerlerine döndüklerinde aynı şekilde kendilerini... Evet. Nasıl diyeyim, hani arkadaşlarına da aynı şekilde rol model olabilecekler. Bir de biz dernek olarak en çok savunduğumuz şeylerden biri koruyucu aileleri yaygınlaştırma eğitimleri yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda koruyucu aile platformunda gönüllü olarak yer aldık. Ve de bu devlet korumasında kalan çocuklar üzerinde çok fazla bir etiketleme var. Biz bunu... Hep olumsuz haberlerle kesinlikle gündeme geldiği için. Yani ben mesela bilmiyorum, ilk kez böyle biz dikkat ediyoruz. Çünkü hep habercilik hep olumsuzluktan beslenen bir şey. Kesinlikle. Oysa bu sizin yaptığınız çalışmaları hiç ben okuyamıyorum, göremiyorum. Yani bu program olmasa belki hiç programa da çıkamayacaksınız. Hani kadın programlarından haber programlarına kadar herkes olumsuzlukların peşinde koşuyor. O da çok büyük moral... bozukluğu sağlıyor ama siz müthiş işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben Alev Hanım, gerçekten ederim. Zehir çok gibi dedim. Haksız mıyım yani zehir gibi derken? Müthiş bir proje. Emre Özgür'e ben söz vereceğim. Emre çok basit bir şey yapıyor aslında. Farklı Türkiye'nin farklı yerlerindeki okullarda ihtiyaçları olanları bu okullara yardım etmek isteyenlerle buluşturuyor. Ve bunu da internet üzerinden yapıyor. Doğru anlatabildim mi? Kısaca evet, özetlemeye çalışırsam. Evet, aynen öyle. Nasıl, nereden çıktı proje? Senden dinleyelim. Proje fikri şöyle çıktı. Türkiye'de gerçekten gönüllü olan ve yardım yapmak isteyen büyük bir kitle var. Bunun yanında ihtiyacı olan da birçok okul var. Eğitim malzemelerine ihtiyacı olan da birçok okul var. Ve biz Facebook'ta dolaşırken veya diğer sosyal mecralarda dolaşırken bazı okulların buralarda gruplar kurarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını fark ettik. Ve çok küçük bir kitleye hitap ettikleri için de bekledikleri yardımları alamamışlardı. Biz de neden bunların hepsini bir internet sitesi platformu altında toplamıyoruz diye düşünüp bir internet sitesi
açmaya karar verdik. birsilgibirkalem.org. Yani şu anda bu yayını izleyen Türkiye'nin herhangi bir yerindeki öğretmen arkadaşımız eğer kütüphanesini kurmak istiyorsa zaman zaman biz böyle mailler alıyoruz yardımcı olun diye. Bu sizin sitenize girip birsilgibirkalem.com'a girip oradan ihtiyacını belirliyor ve birileri de yardım etmek istiyorsa diyelim ben kütüphanemi bağışlamak istiyorum. Ben de giriyorum ve siz bunu bizi buluşturuyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle, sizi bir araya getiriyoruz. Bu sitenin kuruluşu nasıl gerçekleşti? Sitenin kuruluşunda yardımsever, özel sektörden yardımsever insanlar bize destek oldu ve burada kritik bir nokta Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle biz bu projeyi gerçekleştirdik. Çünkü okullara ulaşmamız kendi başımıza biraz zordu. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğini aldık ve projeyi gerçekleştirdik. Şu anda aynen sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanından okullar gelip siteye ihtiyaçlarını bildiriyorlar. Ve gelen bağışçılarımız da bu ihtiyaçları görüp okullara gönderebiliyorlar. Müthişsiniz. Hemen Turin Akın'a mikrofonu verelim. Turin Akın fark yaratanların simge isimlerinden biri. Biz fark yaratanlarda şuna çok dikkat ediyoruz. Sabancı Vakfı da çok dikkat ediyor. Farklı projeler. Türkiye'nin her yerinden her konuyla ilgili projelere destek olunuyor ve bu insanlarımızı buluyoruz. Turin Hanım da tarımla ilgili özellikle yine bir internet sitesi projesiyle ne yapıyorsunuz sizden dinleyelim. Aslında biz bilişim çağına çok uzak olan kırsal kesimle bilişimin arasındaki uçurumu kapatacak projeler yapıyoruz. Burada tarım sektöründe çalışmamızın nedeni çiftçilerin birçok sorununun bilgi iletişim ağıyla çözülebiliyor olması. Burada çiftçilerin sorunları derken işte sattıkları ürünün fiyatını bilememe, çok borçlanıp ürününü ona satmak zorunda kalma, başka müşteri bulamama veya başka yetiştirme tekniklerini araştırma yolunun çok uzun olması, meteorolojik veriler, işte rüzgar, hava tahminleri, yarın ne olacak, doğal afet olacak mı olmayacak mı, bütün bunları yaptığımız işte web sayfası, o web sayfasından çıkan SMS bilgileri, telefon application'ları, masaüstü yazılımlarla çiftçiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon çiftçiye ulaştık ve Türkiye'de 1 milyon kişi. Evet, 1 milyon çiftçiye aktif hizmet veriyoruz ve Türkiye'de 3 milyon 150 bin çiftçi var. Aslında 3 milyon 150 bin çiftçi ailesi var. Onların hayatlarını, hayat süreçlerini değiştiriyoruz. Biraz sistem böyle ama biz değiştireceğiz diyoruz. Neler değişti? Çiftçiler yeni teknolojileri, tarımdaki yeni teknolojilere daha çabuk ulaşabiliyorlar. Devlet bir hibe destek kredi açtığında onları daha çabuk bilgi sahibi oluyorlar. Sattıkları ürünün fiyatını biliyorlar, pazarlık imkanları oluyor. Bir de ürününü SMS'le de satabiliyorlar. Siteye ilan vererek de satabiliyorlar. Daha ne çok olsun müşteriye. Ya SMS'le ürün satmak hayal gibi. Biz de eskiden hep dökülen karpuz şeylerini hatırlarız. Yani domates satacak yer bulamaz. Yere dökerler, protesto ederler. Siz bambaşka bir şey. 2004 yılında ben başladığımda denize dökülen ürünler, dereye dökülen ürünlerle başlamıştık. Böyle biz de bir fark yarattık. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey'e hemen mikrofonu uzatalım. Hakan Bey, siz özellikle Türkiye'nin farklı yerlerindeki gençlere 9-16 yaş grubuna hedeflenmiş durumdasınız. Ne yapıyorsunuz sizden dinleyelim. Evet, 9-16 yaş arası çocuklar için tematik bilimsel turnuvalar düzenliyoruz. Gönüllü bir ekiple 9 yıldır yapıyoruz bu etkinlikleri. Çocuklar bir öğretmenin rehberliğinde 2-3 ay çalışıp bu turnuvalara katılıyorlar. Ocak, Şubat, Mart aylarında oluyor turnuvalar. Bir taraftan robot tasarlıyorlar, programlıyorlar. Bir taraftan bilimsel çalışmalar yapıp toplumsal anlamı olan çözümler üretiyorlar. Bir taraftan da unutamayacakları bir takım çalışması yaşıyorlar. Benim için en önemli tarafı takım çalışması tarafı. Ama bilimsel buluşlar yapabilmeleri, bilimi kolay erişilebilir, son derece eğlenceli bir şey olarak görmeleri toplum için çok çok büyük bir katkı. Yani bir taraftan katma değerli üretim istiyorsak ki 40 milyon gençimiz var diyebiliriz Türkiye'de. Bu toplum katma değerli üretim yapsın istiyorsak, toplumsal barış olsun istiyorsak hakikaten turnuvalarımıza katılan, gelen herkes bunu yaşıyor, görüyor. Bugüne kadar 15 uluslararası ödül kazandı Türk takımları.
Geçen sene 146 takım katıldı, 5'i patent başvurusu yaptı. Gelecek sene 10 patent başvurusu bekliyoruz. Müthiş. Bir tane melek yatırımcı arıyoruz o takımlara destek buradan olabilecek. Buradan da duyuralım onu. Evet. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Iğdır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü olan Ömer Faruk Arınç'a söz vereceğim. Ama bir özür ve düzeltme yaparak vereceğim. Ben Ömer Bey'in projesini paylaştım. Twitter'da paylaşırken dedim ki tam da o günlerde böyle yine bir sosyal bir olay. İşte biber gazı havada uçuşuyor, bir olaylar var, bir polis gündemde. Dedim ki ya bu kadar olumsuz olmayın, Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Bakın şimdi iyi şeyler yapan bir polis var dedim. Ve bu bir alınganlık yaratmış ki bence çok da doğru bir şey. Yani sonuçta toplumun en sivri ucundaki şeyle, katmanla uğraşan bir meslek grubu, çok zor bir meslek grubu. Bu algıyı ben bundan sonra daha dikkat edeceğim sizin uyarınızdan sonra. Tüm meslektaşlarımıza da hem ben özür dilerim yani bütün polislerde böyle bir şey yarattıysak. Ama siz gerçekten müthiş bir iş yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim. Şimdi şöyle anlatayım. Biz Çocuk Şube Müdürlüğü olarak Iğdır ilinde, Iğdır ili çocuk nüfusu açısından çok yoğun bir il. Orada çocuklarımızı korumak, suçtan uzak tutabilmek ve bilinçli bireyler olarak yetiştirebilmek için neler yapabiliriz diye önce bir düşündük. Bunu düşünürken aklımıza böyle bir proje geldi. Çünkü çocukların karakterinin yetişmesine yani yerleşmesinde oyuncakların çok önemli bir faktörü var. Oyuncaklar çok etkili. Bu nedenle böyle bir kurum kurduk. İsmini de Oyuncakhane yaptık. Oyuncakhanemizde neler var? 311 çeşit ve 1161 adet oyuncağımız var. Buraya çocuklarımız üye olanlar üyelik şeklinde randevu alarak geliyorlar. Orada oynuyorlar, eğleniyorlar 1 saat 15 dakika ve beğendikleri oyuncakları alıp evlerine kitap okur gibi götürüyorlar. Alıp götürüyorlar. Evet. Şahaneymiş bu. Oynadıktan sonra bir hafta sonra geri getiriyorlar. Bu şekilde, getiriyorlar mı peki? Tabii ki getiriyorlar. Zaten en büyük ilk başta bu konuda ikna etmekte bayağı bir zorlandık ama büyüklerimiz çok destek verdi özellikle projeyi duyduktan sonra. Ve bizim öğrencilerden ziyade öğretmenlerimize de bir hizmetimiz var. Evet. Onları da üye yaptıktan sonra öğretmenlerimiz bizdeki bu eğitici oyuncakları ki bu oyuncakları biz tamamen uzman görüşüyle seçtik. Bunları alıp kendi sınıflarında anladım. Kullanabiliyorlar. Aynı zamanda sınıflarını da randevu olarak getirebiliyorlar. Sonra bunu bütün Iğdır'a nasıl yayabiliriz, bütün Iğdır'daki çocuklara nasıl ulaşırız diye düşündük ve bir servis kiraladık. Servis de her gün en ücra köşede kalmış dağdaki köylerdeki çocuklarımızı okullardan alıp 25 kişilik gruplar halinde günde en az bir en fazla iki okul olmak şartıyla getiriyoruz. Oyuncakhanemizde oyuncaklarla evet. Oynatıyoruz hatta tanıştırıyoruz onları. Ve ailelere yönelik de çocuklarımızın bilinçli olması için ailelere yönelik de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz bu projede bir rehber öğretmen evet. Orada görevlendirildi. Rehber öğretmenimiz de ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor. Yani çocukların daha bilinçli yetişebilmesi açısından. Ben daha ne olsun anlat bilmiyorsun değil mi Allah? Ya bunlar kabaca anlattıklarım çok daha peki. Fazla çok teşekkür faaliyetlerimiz ederim. Var ama ben şunu belirtmek buyurun. İstiyorum. Bu Sabancı Vakfı'nın bize katkısı nedir diye onu anlatmak istiyorum. Biz bu projeyi 2 senedir devam ediyorduk. 2011 yılında başladık. Ulusal basında da yer aldı aslında ama çok sesimizi duyuramamıştık. Ne zaman ki siz gelip böyle bir video çektiniz ve sosyal paylaşım sitelerinde bunları yayınladınız. Ondan sonra daha çok rağbet görmeye başladık. Şu ana kadar 20 bin tane çocuğa ulaştık. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bütün yorgunluğumuzu alan tek şey var. Çocukların yüzlerindeki o gülücüğü gördükten sonra mükemmel bir haz yani tarif edilemez evet. Bir haz alıyoruz. Ve eminim ki diğer illerden çok sayıda talep geliyor şu anda. Sivas, Kayseri, Muş, Bingöl gibi birçok ilden talep geliyor. İkincisini Ağrı Patnos'ta açtık ve bu diğer illerde yayıldığı zaman eminim peki. Ki Sabancı Vakfı evet. Ve diğer çalışanları da aynı hazzı hissedeceklerdir. Evet, ben de benim oğlanın oyuncaklardan bir kısmını yollamaya karar verdim bu konuşmanın üzerine. Vefa Demirkıran, Vefa Bey siz çok basit bir şey yaptınız aslında. Bir kafe açtınız ama bu farklı evet. Bir kafe. Nedir bu kafe? Kafe aslında uygulamalı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir okulun bir eğitim atölyesi aynı zamanda. Bu eğitim atölyesi toplumla bütünleşti ve gençlerimiz topluma bu şekilde sosyal olarak katılmış oldular. Okulumuz Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde 37 öğrencimizi biz eğitim aldık. Bunlardan 24'ü kafede uygulamalı eğitime geçiş yaptılar. Nasıl oluyor tepkiler genelde?
yani mükemmel tepkiler alıyoruz. Şu anda sırada bekliyorlar. Rezervasyonla çalışıyoruz. 36 okul sabah kahvaltılarına ve öğlen yemeklerine kafemize gelmeye başladılar. Ayrıca 11 tane kadınlar günü grubunda 11 grup o düzenli olarak haftanın 3 günü kafeye geliyorlar, buluşuyorlar. Gerçekten çok güzel bir giriş. Kesinlikle. Yani burada özellikle vurgulamak istediğim bir konu, bir gencimizin paylaşımını burada aktarmak istiyorum. Ben daha önceden engelli maaşı alırken sen çalışmadan maaş alıyorsun diyorlardı. Şimdi artık gittiğim zaman beni bey diye karşılıyorlar. Canım benim. Dedi yani bu hakikaten çok önemli bir konu. Peki çok teşekkür ederim. Göktür Hanım'a hemen mikrofonu uzatalım. Göktür Hanım, siz cezaevlerindeki çocukları belki de Uçurtmayı Vurmasınlar filminin gerçek hayata geçiriyorsunuz. Bambaşka bir açıdan neler yapıyorsunuz sizden? Evet, Uçurtmayı Vurmasınlar'da Barış vardı. Bizim Yağmur'umuz var. Afyonkarahisar'dan geliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İhsaniye Döer İlköğretim Kurumları, Yunus Emre İlköğretim Kurumları Müdürüyüm. Okul öncesi dönem çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin %70'ini tamamladıkları bir dönem. Bizim projemiz 3-6 yaş arasında olup da cezaevlerinde mahkum ve tutuklu anneleriyle birlikte kalmak zorunda olan çocukların devlet bağımsız anaokullarında okul öncesi eğitime kazandırılmasını hedeflemişti. 2012 yılı verilerine göre, Adalet Bakanlığı verilerine göre 5190 kadın mahkum ve içeride 815 tane çocuk var. Biz projeyi yapmaya başladığımızda bu oran 4150'ye 704'tü. Bunu da düşünecek olursak 5'te 1 oranında her geçen yıl bu sayının daha da arttığını gördük. Bağımsız devlet anaokulları, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları. Projemizde şuna esas aldık. Evet. Çocukların diğer akran gruplarıyla birlikte olabilmeleri için okul servis araçlarıyla cezaevine en yakın devlet bağımsız anaokullarına kayıt olup oradan alınmalarını ve akşam tekrar diğer çocuklar gibi yine okul servis araçlarıyla evlerine bırakılmalarını sağladık. Eskişehir, Antalya, Kayseri, Ankara gibi kadın mahkum sayısının fazla olduğu illerde 1200'e yakın bağımsız anaokulu müdürü ve okul öncesi eğitimi arkadaşa eğitimler vererek projenin tanıtımını yapmayı sağladık. Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Projeler, bütün projeler için hep böyle. Bunlar çok güzel bir takım ve ekip çalışmasıdır. Ben proje ekibi arkadaşlarım Kadir Eker, Züleyha Bakır, Ömer Peker ve Nihat İnan isimli arkadaşlarımla bu projeyi gerçekleştirdik. Biz de teşekkür ederim, tebrik ederim. Olun. Gerçekten çok önemli bir şey. Kahramanlar şunu derken tam sizi kastediyorum. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var. Yaratmak Allah'a mahsus ama biz inşallah projemizle taş duvarların arkasındaki tüm yağmurlar için farkındalık oluşturabilmiş olmayı diliyoruz. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ve Sabancı ailesine efendim. Kuhar Kartun. Kuhar Hanım, Türkiye'nin tek Ermeni köyünü yaşatmaya çalışıyorsunuz. Kadınlar olarak neler yapıyorsunuz teşekkür acaba? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri tanımak istediğinizden dolayı, bizleri buraya çağırdığınızdan dolayı. Biraz yakın tutarsanız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz Vakıflı Köyü, Türkiye'nin tek kalan Ermeni köyü olma üzerine sahibiz. Türkiye'nin ilk organik tarım yapan köyüyüz. Gurur duyduğumuz yönlerden biridir. Biz kadınlar kolumuzu kurduk. Biz köy hanımları olarak köyümüze bir katkı sağlamak için küçük çapta önceki yaptığımız çalışmalar. Şimdi büyüdük. Türkiye'de sesimiz duyuldu. İmkanlarımız dahilinde neler yapabiliyorsak. Hem ailemize birer anneyiz biliyorsunuz. Evet. Hem ailemize çocuklarımızın geleceği için uğraşıyoruz. Hem köyümüz için uğraşıyoruz. Köyümüzün devamını sürdürebilmek için. Çok küçük bir köyüz. Bu mutlaka devam etmeli. Köylerimiz evet. bitmemeli diye çaba çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rasim Bey'e hemen mikrofonu verelim. Rasim Uyan, Rasim Bey. Rasim Bey, özür dilerim. Rasim Uyan'ı ben şeyden bakıyorum. Yani sizin bambaşka bir dükkanınız var Rasim Bey. Öncelikle Kocaeli'nin Derince ilçesinden sevgi ve saygılar getirdim evet, size. Ben yani berber deyince bozuluyor musunuz? Kuaför oldu bütün berberler. Hayır, ben berber olarak. Şey oluyor ya. Yok, ben berberim. Diliniz dolaşınca pot kırmış oluyorsunuz. Ben berberim. Ben sizinki gibi bir dükkan görmedim. Siz anlatır mısınız neler yaptınız? Öncelikle bu güzel organizasyonu hazırlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle Güler Sabancı Hanım'a, Sabancı Vakfı'na, size Fark Yaratanlar ekibine çok teşekkür ederim.
inanın fark yaratanlara seçildikten sonra hayatımızda çok şey değişti. Bugüne kadar yaptığımız projeleri kamuoyuna duyurmakta zorluk çekiyorduk. Sizin vasıtanızda birçok yerden, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan birçok yerden çevre çalışmalarımıza katkıda nedir, bulundular. Nedir? Bir iki tanesini başlık verirseniz sevinirim. Yaptığınız İstanbul'dan tabii ki onları anlatayım kısaca. Atık pil, cam, pet şişe, kapak getirenleri ücretsiz tıraş ediyoruz. Ağaç dikenleri ücretsiz tıraş ediyoruz. Organlarını bağışlayanları, bu kartı gösterenleri, organlarını bağışlayanları ücretsiz tıraş ediyoruz. Kitap kampanyamız var, kitaplar misafirlikte. Görme engellilere kitap okuyoruz her gün. Parayı nerede kazanıyorsunuz? O kısım nerede önce? Yani bu kadar hayır hizmeti. Kanser hastalarına onlara moral verip onların tıraşlarını karşılıyorum. Toplum destekli polisle birlikte bali çeken çocukları topluma kazanılması ile ilgili ücretsiz tıraş ediyoruz. Peki. Ya müthişsiniz. Muhakkak bu videoyu izleyin. Ben ya hayranlıkla izledim. Fark yaratanlara girin bakın. Daha yarısını anlattı. Müthiş bir... Öncelikle şunu söyleyeyim. Tek kişilik dev kadro budur yani. Depremde dükkanımı kaybettim. Ama projelerimi hiçbir zaman kaybettim. Süpersiniz. Yola devam ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan, halkımızdan da destek bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Özellikle yeni projelerimiz var. Bisikletli kütüphane, evlilik ormanları, bebek ağaçlar... Bunlara da deprem parkla ilgili, bunlara da destek bekliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devrim Boran'a vereyim hemen. Devrim Boran, çok önemli bir işlevi yüklendiniz. Ne yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim. Aslında biz bir proje yürütmüyoruz, bir faaliyet yürütüyoruz. Bundan 7 yıl önce, 2006 yılında İstanbul Ümraniye Kazım Karaköy Mahallesi'nde bir yola çıktık biz. Umut ile, Sevda ile, Düş ile bir yola çıktık. Yola çıktık çünkü bir derdimiz vardı, bir zorumuz vardı. Biz sistemin halka dayattığı yozlaşmaya ve yabancılaşmaya karşı alternatif oluşturmak iddiasıyla bir yola çıktık. Paranın egemen olduğu ve her şeyin para ile alınıp satıldığı, alınıp satılan bir metaya dönüştü dünyamızda başka türlü bir yaşamı mümkün kılmak iddiasıyla yola çıktık. Yapıyorsunuz? Kısaca bir iki cümleyle alsam tam olarak yaptığınız iş nedir şu anda? Biz daha çok birçok faaliyet yürütüyoruz. Onlara değineceğim. Bu faaliyetler aracılığıyla yozlaşmanın ve yabancılaşmanın çürüttüğü, tükettiği, iradesizleştirdiği, kişiliksizleştirdiği halka, sıradan insanlara kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini var edebilecekleri, kendilerini özgürleştirebilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri imkanlar, ortamlar, zeminler yaratmaya çalışıyoruz. Pek çok şey yapıyoruz. Bu faaliyete de biz Çınardiv isminde bir dergiyle başladık. Kültür, edebiyat, sanat içerikli bir dergiyle. Mahallenin yazıp çizdiği, okuduğu bir dergi. Bu dergiyi de biz mahallede, sokakta örgütlüyoruz. Zaten Çınardiv faaliyet de sokakta var olmuş, sokaktan beslenen bir faaliyet. Yine biz uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı her yıl Çınardiv futbol turnuvaları düzenliyoruz. Evet. Çocuklara ve gençlere yönelik. Yine... Ya inanın ben hepsini dinlemek istiyorum ama zamanım sıkıştı. Daha 4 kişiye daha söz vermem lazım. Ben çok teşekkür Kısacası ediyorum. Kısacası biz başka bir mahalleyi mümkün kılmaya çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz ve bunun da biz ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Fark Yaratanlar sitesine girerseniz uzun uzun da anlatıyoruz. Siz de anlatıyorsunuz. Son olarak ben reklam arası vermeden önce Tarlabaşı Toplum Merkezi Gençlik Orkestrası'na söz vereyim. Ne yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim burada. Evet. Siz nasıl yapıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Birkaç cümleyle. 2006 yılından beri çalışmalar yapıyoruz. Yaklaştır mikrofonu şu. Evet. 2006 yılından beri çalışmalar yapıyoruz. Evet. Zaten Tarlabaşı Toplum Merkezi açılımından beri biz arkadaşlar merak etti zaten. Gittiğimizde biz öğrendik zaten ücretsiz olduğundan dolayı. Evet. Herkes Tarlabaşı'ndan burada. Evet herkes Tarlabaşı'ndan. Bizde biraz müzik duygusu olduğu zaman hepimiz toplandığımız zaman. Peki. Onu görüyoruz sonuçları yani. Peki çok kısa bir ara verelim Fark Yaratanlara. Fark Yaratanlara devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, 5N1K'da bugün Türkiye'nin farklı yerlerinden programımıza katılan 20 Fark Yaratan ismi 2012'nin Türkiye'deki gizli kahramanlarını tanıtmaya çalışıyoruz ama sığdırmak mümkün değil hikayeleri. Son 4 hikaye var. Kısaca birer cümle alayım. Hepsinden neredeyse internette de uzun uzun hikayelerini anlatıyoruz. Farkyaratanlar.com sitesinden takip edebilirsiniz. Sami Bey, siz ne yapıyorsunuz bilmeyen izleyicilerimiz için? Hoş geldin bebek projesini yürütüyoruz. Ulusal Down Sendromu Derneği olarak. Bu projeye
başlamadan önce biz yaklaşık özellikle oğlum doğduğunda başladık. 7 yıldır sürdürüyorum bu projeyi. Oğlum doğduğunda etrafıma soru sormaya başladım ama kimseyi bulamadım. Yalnız hissettim kendimi. Down sendromlu. Evet, Down sendromlu doğdu oğlum. Kimseyi bulamayınca derneklere sordum. Dernekler yardımcı olamadı. Doktorlara sorduk. Doktorlar yanlış ve eski bilgilerle donanımlılar. Ortada kaldık işin açıkçası. Daha sonra kendi kendime yemin ettim. Dedim ki benim yanımda kimse yoktu ama ben ihtiyacı olan insanların yanında olacağım diye. Bu projeyi 7 yıldır alnımızın akıyla yürüttük. Bu projeyle dünyanın en gönüllü insanı seçildim. Ethan Stover Award. 1000'e yakın gönüllümüz var. İnşallah Sabancı Vakfı'nın bu onurlandırmasından sonra hedefimiz olan 100 bin gönüllüye çıkıp her çocuğumuz için bir gönüllü istiyoruz. 100 bin Down sendromlu birey yaşıyor. Biz ailelerin doğum anında ve doğum sonrasında yanlarında oluyoruz veya engelli bebek sahibi olmak isteyen ailelerin yanında oluyoruz ve en zor anlarında yanında oluyoruz. Bunun için yürekli insanları derneğimizde gönüllü olmaya davet ediyoruz. Sağ olun. Can Bey, siz ne yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim. Merhaba, iyi akşamlar. Gençbank projesinin koordinasyonunu yürüten ekibin bir parçasıyım. Toplum Gönülleri Vakfı'nın bir projesi. Bir gençlik çalışması modeli. Gençlerin fikirlerine yatırım yapan bir proje. Yerellerde gençlerin yürüttüğü bir proje. Çok basit bir işleyişi var. Gençler bir hibe programı yönetiyorlar yaşadıkları yerde. Yaşadıkları yerin sorunlarını giderebilmek için yine akranlarına bu hibeleri veriyorlar. Yani aslında burada gençlerin düşüncelerini, fikirlerini özgür bırakmaları için bir imkan sağlamış oluyoruz böylece. Bu imkanla birlikte gençler kendi geleceklerini kurgulayabilir hale geliyorlar ve bu imkanlarla birlikte aslında hayallerini gerçekleştirebiliyorlar. Çok teşekkür ederim. Lütfiye Kelleci Birer, siz ne yapıyorsunuz acaba Lütfiye Hanım? İyi akşamlar. Engelli Kadın Derneği olarak biz şu anda yürütüyor olduğumuz projemiz Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları projesini yürütüyoruz. Projemiz Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından destekleniyor. Ne yapıyoruz? Bu yıl 3 uygulama ilimiz vardı. Ankara, İzmir ve Samsun. Evet. Bu illere gittik ve bu illerdeki sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının kapılarını çaldık. Dedik ki biz engelli kadınlar olarak illerdeki bu illerdeki engelli kadınlarla buluşmaya ve dayanışmaya, birlikte güçlenmeye geldik. Engelli kadın üyelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Her ilde hedefimiz 20 engelli kadına ulaşmaktı. Şu anda bu 3 ilde toplam 65 engelli kadına ulaşmış durumdayız. Ne yapıyoruz? 3'er günlük atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu atölye çalışmalarımızda haklarımız üzerine konuşuyoruz öncelikle. Lütfiye Hanım, ben bu sizin ne yaptığınızı uzun uzun anlattık. Farkyaratanlar.org adresinden ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Son olarak geçtiğimiz gün Başbakan Erdoğan'ın ismini andığı Salih Yüce'ye mikrofonu vereyim. Salih Bey, kısaca, çok kısa, siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben 20 yaşında kansere yakalandım. Çok genç yaşta yakalandım. Kendimi aslında seçilmiş bir insan olarak düşünüyorum. Kanserle yaşamayı öğrenmek, yaşarken öğrenmek ve bunları topluma ve hastalara aktarmak için bu misyonu üstlendiğime inanıyorum. Biz Muş'ta bir mobil mamografi tarama cihazı oluşturduk. Bu mobil mamografi tarama cihazı Türkiye'de ilk bir cihaz. Şu anda Sağlık Bakanlığı da bütün illeri bu mobil ketemlerden oluşturmak üzere. 3 tane mesajım var benim. Birincisi, kadınlara lütfen kendi kendinize meme kontrolünü yaptırın. İkincisi, erkeklere lütfen gaytada gizli kanınızı ölçtürün. Üçüncüsü, hastalara ben başardım, sizler de başarabilirsiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca Fark Yaratanlar.org'da geniş bir şekilde anlatıyoruz. Sevgili seyirciler, işte 2012-2013 yılının Fark Yaratanları karşınızda. Kısa bir ara vereceğiz, ardından programımızı bugün de bitireceğiz. Ayırdık ve bir Fark Yaratan'la Tarlabaşı Toplum Merkezi Gençlik Orkestrası ile bitirelim istiyoruz. Yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.